Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan TV ekranlarından iyi pazarlar. Doğu Türkistan'la ilgili dünya gündemini meşgul eden önemli başlıkları sizler için derledik. Malumunuz Doğu Türkistan'da Çin Komünist Partisi Uygur Türklerine soykırım politikası uyguluyor. Halk Çince dayatmasıyla ve beyin yıkama eğitimleriyle Çinileştiriliyor. Uygur gençler ve kadın erkekler Çin illerine sürgün edilerek köle gibi çalıştırılıyor. Toplama kamplarını kapattık diyen Çinli yetkililer içerisindeki insanların %90'ının eğitimini tamamlayıp evlerine döndüğü yalanını ortaya atmıştı. Oysa kamplar gittikçe çoğalıyor ve genişletiliyor. Peki ya tüm bu zulme uluslararası toplumun tepkisi ne oldu mu dersiniz? Merak ediyorsanız dikkatiniz haftanın manşet haberinde olsun. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Uygur açıklaması. Türk kamuoyunda büyük yankı uyandıran Doğu Türkistanlıların Çin konsoloslukları önündeki hak arayışları ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Gelişmeler hakkında kişisel sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Soylu, Uygur Türkleri ile ilgili şu ifadelere yer verdi. Uygur Türk'ü kardeşlerimiz ülkemizde al bayrak ve gök bayrak gölgesinde hür ve özgürdürler. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kardeşlerimize yaptığımız hizmetler şerefimizdir. Uzun dönem ikametleri, vatandaşlıkları, göç hizmetlerinde ayrıcalıklı yaklaşım, ebeveynlere olmayanlara çıkılan sahiplik ve eğitim meselelerinin çözümüyle her konuda emre amade halimiz, milletimizin asaletinin, kardeşliğimizin bir neticesidir. İnsanlık, kardeşlik borcumuzdur. Bunların şahidi Allah'tır. Hassasiyetimiz Uygur Türk'ü kardeşlerimizin okyanus ötesinden planlanan uluslararası çatışma vesilesi yapılmak istenmesine karşı dikkatli olmaktır. Hassasiyetimiz çekilen eziyetleri ve mazlumiyetlerini uluslararası sistemin istismar etmesine karşı dikkatli olmaktır. Uygur Türk'ü kardeşlerimiz milletimizin ve devletimizin teminatındadır. Çünkü bu vatan onların da vatanıdır. Kardeşlerimiz üzerinden şahsıma hedef alarak yapılan ahlaksız paylaşımın sahibinin genel başkanına yakışacak düşük ahlaklı olduğu milletimizin ve kendilerinin de malumudur. Bunların bu hassas dönemde niçin kaçtıldığı da bilinmektedir. Tüm mazlumların davası milletimizin davasıdır. Allah tüm mazlumlara milletimizi mahcup etmesin. Çin Komünist Partisi işlediği insanlık dışı suçlarını gizlemeye çalıştı. Son yıllarda Doğu Türkistan'daki zulme tanık olan ve aynı vahşetleri başından geçiren kamp tanıklarının Çin'in bölgedeki soykırım, kölelik politikası ve kadınlara yönelik namussuzca işlenen suçlarla ilgili uluslararası topluma verdiği ifadeler toplumda büyük tartışmalara neden oldu. Çin'den bu haberleri yayan medya kuruluşlarına yalanlama dahil yasaklamalar da gelmişti. En son BBC'nin toplama kamplarındaki Uygur Türk'ü kadınlara sistematik tecavüz ve cinsel taciz yapıldığıyla ilişkin çıkan haberlere karşı Çin yönetimi yine aynı yöntemlerle suçlarını gizlemek için halkı ifade vermeye ve zulmü yalanlamaya zorladığı görüldü. Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir basın toplantısında Çinli yetkililer sözde toplama kampı mezunları olduğu iddia edilen birkaç Uygur kadını konuşturarak kampların birer meslek üreten merkezler olduğunu ve burada eğitimini bitirenlerin kendi işini kurabildiği ve çeşitli alanlarda istihdam edebildiği imajını öne sürmekle uluslararası toplumu kandırmaya ve kendi suçlarını örtmeye çalıştı. Daha önce Çin Komünist Parti yetkilileri ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 19 Ocak'ta Doğu Türkistan'da yapılanların bir soykırım ve insanlığa karşı işlenen suç olduğunu ilan etmesinden sonra Doğu Türkistan'daki halkı ABD aleyhine yalanlama ve kınama videosu çekip sosyal medyada paylaşma kampanyası başlatarak tepki göstermişti. Ancak kamp mağdurları ve tanıkların birinci ağız paylaştığı bilgiler ve belgeler, toplama kamplarında hapsedilen milyonlarca masum insanın ve dışarıda sözde serbest olan halkın gerçek durumunu yansıtıyor ve Çin'in yalan söylediğini ayyuka çıkarmaya devam ediyor. Çinliler bahar şenliği bahanesiyle Uygurların evlerine akın etti. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı, Nevruz gibi geleneksel Uygur bayramlarını çok eski zamanlardan beri kutlaya gelen Müslüman Uygur Türkleri, Çin işgalci güçlerin yasaklamaları ve dayatmalarıyla havai fişekli, kırmızı fenerli ve alkol ve domuz eti eşliğinde kurulan sofralarda Çinlilerle beraber bayram şenliği kutlamaya mecbur edildi.
Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerine göre Uygur çocukların bahar şenliği hediyesini almak adına kardeş aile kapsamında eve gelen Çinlilere tazim ederken görüntüleniyor. Benzeri başka videolarda ise Çin yeni yılını aileleriyle kutlamak bahanesiyle Uygur evlerine gelen Çinlilerin alkollü sofralarda Uygurlara alkol içmeye mecbur ettiği gösteriliyor. Geçmişte de benzeri videolar yayınlanmıştı. Uygurları domuz eti yemeye, alkol içmeye, Çince şarkı söylemeye ve dans etmeye, bahar şenliği sırasında kapılarına kutlama levhaları ve kırmızı fenerler asmaya zorladığı ve bunu reddedenlerin Çin ulusal bilinci ihlal etmekle suçlanıp cezalandırılacağı biliniyor. Konuyla ilgili 19 Şubat gerçekleştirdiğimiz gündem Doğu Türkistan programımızın 35. bölümünde bahar şenliği kutlamaları ve Çinlilerin Uygur evlerine akın etmesi üzerine sorularımızı Çin Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Dr. Ferhat Kurban Tanrıdağlı'ya sorduk. Şimdi bahar şenliği kutlamaları var Doğu Türkistan'da. Çin'in bahar bayramı işte yeni yılı dediği, Çin'in bahar şenliği dediği kutlamalar var. Ve Çinlilerin Uygur evlerine akın etmesi, yani çıkan videolar korkunç. Yani Çinli memurlar Uygur Türklerine bu hani şu an virüs bahanesiyle herhalde Çin'de bazı bölgelere, belli başlıklı bölgelere girip çıkışlar yasak olduğu için Çinlilerin bu geleneksel bir adetidir. Yani böyle bir bayramlarında ailemizle geçiriyoruz derler hep. Şimdi işte merkezden gelen bir talep mi var yoksa bilemiyoruz ama bu bayram şenliğini ailemizle kutluyoruz yalanıyla, bahanesiyle Çinliler Doğu Türkistan'daki o hani işte kardeş oldukları, sözde kardeş oldukları ailelere gitmiş. Orada işte içkili domuz eti, yani alkollü sofralarda beraber oturmaya, onları içki içmeye mecbur ettiği görüntüler var. Elimizde belgeler var. Yayınlandı bunların hepsi. Şimdi bundan biraz bahseder misiniz hocam? Doğu Türkistan'da yani mesela çünkü geçen sene, ondan bir önceki senelerde Çinliler böyle çağan dediğimiz bu bahar şenliğinde geliyordu. Uygur Türklerin önüne geliyordu. Oturuyordu, kalkıp gidiyordu. Şu an gerçekten böyle gece yarısına kadar işte orada içkili, demin de siz bahsettiniz, kimsenin kocası yok, kimsenin erkekler evde yok, kadınların olduğu dairelere, evlere girip orada içkili 7-8 tane erkek Çinli girip orada içki sofralarda oturduğu görüntüler var hocam. Bununla ilgili nasıl bir yorum yaparsınız? Ondan sonra son soru. Şimdi bunu yorum yapmak çok zor. Yani insanlık dışı, bakın Çin bayramı, bu Çin bayramı. Hı hı. Normalde eğer... Burada da ulusal bilinci çok vurgulamış hocam. Yani bunlara karşı çıkan, işte evinize memur geldiğinde karşı bir herhangi bir davranış gösterseniz, Çin ulusal bilinci, Çin kültürünü yani dışlama diye, ulusal bilinci kabul etmeme diye suçlama yapıyorlarmış. Şimdi şu an bu hem eziyet etmek hem dala geçmektir. Çin bayramında en şey kötüsü ne olabilirdi? Hı hı. Çinliler Uygurlara Çinlilerin evine ziyarete geldiği zorlayabilirdi değil mi mesela? Tabii. Ama şu an bayram Çinlilerin kutlanacak ev Uygurların evi. Ondan sonra orada Uygur yemeği bile değil, kendi adetine göre domuz etiyle yemek yaptırıp içkili beraber alem yapıyorlar. Şimdi bu aslında zulmün ne kadar da had safhaya gittiğini anlatıyor. Ben aklıma geliyor. Ya şimdi ya bizde de artık bu aslında eğer bizde atalarımızdan kalan isyan ruhu olsaydı bu çok güzel bir fırsat. Arkadaşım Çinlilerin evine yemeğe geldi. At kazana zehri. Bundan güzel fırsat mı olur? Baş kaldırmak için. Çinliler evinize gelmiş yemeği, tabii yemeği mi? Oturun lan, yemek yapacağım size. Domuz etini yiyin. At kazana zehri, zehirle öldür. Bir ailede böyle bir şey olsaydı, bir daha da kimse Uygurların evine yemeğe gitmezdi. Yani arkadaş, meseleleri sürekli ajitasyon yapmaya gerek yok. Uygurların tarihteki isyan ruhunu da bunlar çok ciddi şekilde törpüllemiş. Olur mu? Bak bu kadar güven nereden geldi sana ya? Uygurlara o kadar eziyet yapıyorsun. Ondan sonra evine gidip yemek yiyorsun. Bu hangi cesaret? Demek ki bizden o kadar emin olmuşlar ki
Artık bizi hiçbir şey yapmayacağımızı anlamışlar. Belki de o zehir bulacak fırsat yoktur, onu biliyorum. Yani o da Tabii tahmin edemem bıçakları ama dahi zincirlendi hocam. Bunların belgeleri var. Bıçak zincirlerini de yemeğin el yapıyor şu an. Yani bak, eğer bizim kanımızdaki intikam ruhu bu kadar ölmemiş olsaydı 10 tane Çinli yemeğe geldiği zaman bir tanesini öldürmeniz o kadar zor değildi zaten. Biraz da demek ki bizim de artık ruhumuz kalmamış diye diyorum. Hocam bu konuda hem da ezi de diyorsun. Yani. Çoluk çocuğu götürüyorsun, kampa atıyorsun. Ondan sonra gelip bana yemek yap, yiyeceğim diyorsun. Bitmiyorsa içiyorsun. Demek ki aslında tam tersi olması gerekmiyor mu? Bu evet. kadar düşmanlı bir ortamda nasıl olur da ezi dediğin adamın evine gidip yemek, rahat rahat yemek yemeye cesaret edersin? Demek ki biz o güveni vermişiz. Veya hocam elinde bir koz vardır belki onların hiçbir şey yapamamasına Şimdi koz mu bakın bu saatten sonra işte ben şunu yaparsam onu yapar mı diye diyecek hesap bitti. Yani herkesin hani bir herkesin bir şeyi yapılıyor olduğu için diyorum. Ya zaten onu yapmasan da kaptan bırakmıyor ki. Evet değil mi? Bırakmıyor ki kaptan. Haklısınız. Ya ben üzüldüğüm nokta şu. Bakın, ben şimdi herkesi cinayete teşvik etmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Benim üzüldüğüm nokta, bu kadar eziyet edip, ailesinde herkesi istediğin şekilde dağıtmışsın, ondan sonra o dağıttığın aileye gelip bana yemek yap diye rahat rahat orada yemek yiyebiliyorsam, demek biz aslında, bak bu suç Çinlilerde demiyorum, bizim de artık isyan ruhumuz bitmiş. Evet. Dünyanın dört bir tarafında Çin'e karşı protestolar sürüyor. Ailemlerde zulmü durdur sloganları atan Uygur Türkleri, soğuk hava şartlarına rağmen İstanbul Çin Konsolosluğu yakınındaki tepki gösterilerine devam ediyor. 300'e yakın Uygur ellerindeki döviz ve aile üyelerine ait fotoğrafları kaldırarak Çin'in Doğu Türkistan'daki baskı ve soykırımını protesto ediyor. Eylem Anadolu Haber Ajansı başta olmak üzere Türk medyasında geniş çapta gündem oldu. Türkiye'de başlayan gösteriler, Almanya'nın Münih kentinde de Dünya Uygur Kurultayı'nın öncülüğünde Çin Konsolosluğu önünde 3 ay sürecek bir gösteriyle başladı. Japonya'daki gösterilerde gazeteciler ve halka Doğu Türkistan'daki mevcut durum ve Çin'in bölgedeki baskıcı ve katliam politikaları hakkında bilgi paylaşıldı. Kazakistan'da Almatı'daki Çin Konsolosluğu önünde Doğu Türkistanlı Kazak Türkleri de aile bireylerinin fotoğraflarını kaldırarak Çin'e tepkilerini gösterdi. Norveç'in Oslo kentinde bulunan Uygur Türkleri, Çin'in Oslo Büyükelçiliği önünde soğuk hava şartlarına rağmen Çin'e karşı tepkilerini gösterdi. Ankara'da durum ziyaretler çerçevesinde gelişti. Doğu Türkistan Toplama Kampları Mağdurları Platformu olarak Anıtkabir ziyaret edildi. Ardından AK Parti Genel Merkezi'ne sonra MHP Genel Merkezi'ne ziyarete gidildi. Ancak MHP tarafından kabul edilmeyince Türk Milliyetçiliği'nin önderi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in türbesi ziyaret edildi. Ziyaretler kapsamında Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi, sonra Gelecek Parti Genel Merkezi, en son Saadet Partisi Genel Merkezi ziyaret edildi. Kanada Federal Parlamentosu'nda Uygur soykırımı tasarısı görüşüldü. Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine karşı uyguladığı baskıların soykırım olarak tanınmasına ilişkin bir teklifi görüştü. Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin Wellington Milletvekili Michael Chong tarafından genel kurula sunulan Çin'deki dini azınlıklar başlıklı teklif, parlamentonun 18 Şubat sabahı başlayan oturumunda ele alındı. Michael Chong parlamentoda teklifine ilişkin yaptığı konuşmada kanıtlar çok, bir soykırım yaşanıyor ve Kanada sorumluluğundan kaçmamalı. Kanada Güney Afrika'daki ırk ayrımını batıdan önce kınarken yaptığı gibi bu konuda da küresel olarak insan haklarını savunmaktan geri durmamalıdır. Liderlik göstermeli ve bir tavır almalıyız dedi. Diğer muhalefet partileri Kuvvet Buluğu, Yeşil Parti ve Yeni Demokrat Parti milletvekilleri de Uygur Türklerine yapılanların soykırım olarak tanınmasını isteyen konuşmalar yaptı. Başbakan Justin Trudeau'nun Uygurlara yapılanları soykırım olarak ilan etmemesini de eleştiren milletvekillere, Çin'in eylemlerinin soykırım olarak tanınmasına ilişkin inkar edilemez kanıtlar olduğunu da dile getirdi.
Teklifte Çin'in tutuklama kampları ve doğumları engellemeye yönelik tedbirler de dahil olmak üzere Soykırım Sözleşmesi olarak belirlenen 260 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile örtüşen eylemlerde bulunduğu hatırlatıldı. Teklifin Uygurlar ve diğer Müslüman Türklerle ilgili olduğu belirtilerek, Kanada hükümetinin soykırımın tanınması konusunda müttefikleriyle birlikte hareket etme politikası izlemesi istendi. Uygurlara soykırım uygulandığı konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde iki partili bir mutabakatın olduğu hatırlatılan teklifin son bölümünde Meclis Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti tarafından Uygur ve diğer Müslüman Türklerin soykırıma maruz bırakıldığını ve soykırım yapıldığını kabul etmektedir ifadesine yer verildi. Teklif parlamentoda 22 Şubat'ta oylanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Uygur Dostluk Grubu oluşturulsun önerisi. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, acilen Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Uygur Dostluk Grubu oluşturulması önerisinde bulundu. Gündeme dair konuları değerlendiren Abdülkadir Karaduman, Doğu Türkistan meselesindeki sessizliği eleştirerek, sebebi ne olursa olsun bu zulüm karşısında sessiz kalınması asla kabul edilemez diye konuştu. Karaduman sözlerini şöyle devam etti. Ülkemizdeki Doğu Türkistanlara yönelik yaklaşımlara da değinmek istiyorum. Çin'in, zalim Çin devletinin Doğu Türkistan'da uyguladığı zulümler ne yazık ki artarak devam ediyor. Yıllardır anne babasından haber alamayan çocuklar, çocuklarından haber alamayan anne ve babalar Türkiye'de seslerini duyurmaya çalışıyor. Ve yine ne yazık ki bu mezalim karşısında ülkemizi yönetenler sessiz sedasız ve sağır kalmayı adeta tercih ediyor. Bununla da kalmıyor, Çin Büyükelçiliği ve konsoloslukların önünde seslerini duyurmaya çalışan mazlum Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz gözaltına alınıyor. Bu zulümlere ses çıkarması gereken iktidar mazlum Doğu Türkistanlıların sesini kısmaya çalışıyor. Bakın tekrar ediyorum. Zalim Çin devletinin Doğu Türkistan'a yaptığı uygulamalar bugünün meselesi değildir. 200 yıldır zalim Çin devleti Doğu Türkistanlılara açık ve sistematik bir zulüm gerçekleştiriyor. Özellikle 200 yıldır zalim Çin devletinin ablukası ve ambargosu altında Doğu Türkistanlılar yaşama mücadelesi veriyor. Katliamlar, yargısız infazlar, keyfi tutuklamalar ve gözaltı süreçleriyle birlikte çok açık bir şekilde dünyanın gözü önünde hak ihlalleri gerçekleştiriyor. Uygur dilinin yasaklanmasıyla ve kamplardaki kültürel asimilasyonlarla birlikte Doğu Türkistanlılar adeta Çinlileştiriliyor. Demografik yapının değişmesi, zorunlu göçler ve yerleşim politikaları sonucunda çoğu Doğu Türkistanlı yerini ve yurdunu terk etmek zorunda kalıyor ve bu bölgeye Çinlilerin yerleştirilmesiyle açık bir işgal girişimi söz konusudur. İfade özgürlüğünün kısıtlanması, haber alma, iletişim ve bilgi edinme özgürlüğünün kısıtlanması sadece Doğu Türkistan ve Çin içerisinde yaşananlarla ilgili değil, dünyanın dört bir yanındaki herkese yönelik bir ihlaldir. Çin'in uyguladığı özellikle bu baskılar neticesinde bölgeye uluslararası ulaşımın, uluslararası yardımın ve ihlallerin yerinde tespit edilme imkanını da Çin devleti ne yazık ki imkansız hale getiriyor. Özellikle diğer taraftan doğum kontrolü politikalarıyla, zorunlu kürtaj politikalarıyla ve genç kızların zorunlu işçi olarak çalıştırılması ve Doğu Türkistanlı kadınların söylemekte bile güçlük çektiğimiz fuhşa zorlanması gibi hadiseler aslında Doğu Türkistanlıların maruz bırakıldığı zulümleri açıkça ortaya koyuyor. Elbette ki bu zulümler bahsettiğimiz gibi yıllar boyu sistematik bir şekilde devam ediyor. Bugün
Çin'den sorulması gereken hesabın, Çin'den sorulması gereken hesabın Doğu Türkistanlılardan soruluyor olması hangi aklın ve hangi vicdanın ürünüdür? İçerideki siyasi ittifaklar, altını çizerek söylüyor. İçerideki siyasi ittifaklar, dışarıyla olan para ilişkisi vesaire, sebebi ne olursa olsun bu zulüm karşısında iktidarın sessiz kalması asla ama asla kabul edilemez. Bu ülkeyi yönetenlere yakışan Çin Severler Partisi'ni dinlemek değil, ailelerinden yıllardır haber alamayan Doğu Türkistanlıların arşı titreten feryadına kulak vermektir. Bu çerçevede Çin Devleti ile yapılan suçluların iadesi anlaşması şu anda komisyonda bekliyor. Bu anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde açıkça söylüyorum ki kapkara bir lekedir. Bunu asla ama asla kabul etmeyeceğiz. Vicdan sahibi bütün milletvekilleri bu anlaşmaya karşı çıkacak. Sonuna kadar karşı çıkacağız ve bu anlaşmanın meclisten geçmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye acilen gözlemci bir heyeti yaşanan bu zulüm bölgesine göndermeli ve hak ihlalleri yerinde tespit edilmelidir. Değerli izleyenler, haftalık manşet programının sonuna geldik. Her hafta sonu hafta içindeki önemli başlıkları sizlere takdim etmeye gayret göstereceğiz. Yarın gündelik haber programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.